Bahçeye bir bakalım. O şeyi, bahçeyi gösterelim. Hangi videodayız şimdi? 6. 6'yı bir görelim. Dediğimiz gibi buradan da köy aşağıya doğru devam ediyor artık. Burası başka birine ait. Arka bahçeyi de son olarak sizlere gösterelim ve evi baştan sona bu şekilde gezmiş, göstermiş olduk. Tabii İbrahim kaybolduğunda tam olarak nereye gitti, ne tarafa doğru yürüdü, onu sadece 11 yaşındaki Aylin biliyor. O öyle söylüyor. Aylin'in ifadesine göre bir tek o köyün çıkışına doğru yukarısında görmüş. Ama tabii biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Burada da İbrahim'in kaybolabileceği ya da atılabileceği çok fazla yer var. İşte belki burası da onlardan bir tanesi. Burada bir foseptik çukuru var. Üstü demirlerle kapatılmış. Hatta eski bir yatak yayının da atıldığını görüyoruz buraya. Burası da böyle bir foseptik çukuru. Şükran, bu foseptik çukuru kullanılıyor mu canım? Didem abla, ben gelmeden önce bu kuyuyu lağım kuyusu diye kullanmışlar. Tamam. Ben ama Şimdi 1,5 yıl önce İbrahim kaybolduğunda o foseptik çukuru kullanılıyor muydu? yok Didem abla. Kullanılmıyor. Yağmur yağınca su akıyor içine yani. Evin yanından aşağı ark var. Arktan aşağı su geliyor oraya. Peki orası arandı mı? Arandı Didem abla. Bakıldı mı tamamen? Bakıldı. Kamerayla bakıldı Didem abla. O uzun kameralar oluyor ya. Öyle bakıldı aslında. Girilmedi mi içine? İçine giren oldu askerlerde. Giren oldu. Orası. Didik didik arandı bizim evimizin. İçi de dışı da her yeri arandı evin. Peki ekibimle dışarıda konuştuğunuzda hangini söylediniz? Bu cümleyi kim söylemişti? Bana bir kimi söyledi ama siz hatırlarsınız kimi söylediğini. Dışarıda bir zaman zaman çünkü ekibimiz gidiyorlar taraflarla konuşuyorlar, dertleşiyorlar, sohbet ediyorlar. Foseptik çukuru ile ilgili olarak yani oraya gelip dışarıdan bize bu suçu atmak için İbrahim'le ilgili gelip bir şeyler atabilirler mi diye kim söyledi? Biz söyledik. Biz Dışarıda. derken hangimiz Evet. söyledi? Kafede konuştuk böyle böyle hani dedim Biz ki derken sen mi ben söyledin? söylemiş olabilirim belki Tam hatırlamıyorum ne bunu. dedim peki cümleni Dedim söyle. ki diyorum ki dedim bunlara dedim kamera taktırın biz varana kadar. Olur ki biz buraya yayına geldik. Bizi karalamak amaçlı olur ölür öldürüp atan da bilemezsin ki. Nasıl Dedi ki öldürüp Şükrü hayatım diyor mesela köyde dostum yok benim diyor. Şimdi İbrahim 1,5 yıldır yok ortada. Evet. Öldürüp atarlar diyorsun. Öldürüp atarlar. Canını götüremeyeceğine göre. Canlı kim 1,5 sene sonra mı atacaklar? Atarlar yani abla götürüle diye ihmallı konuşmuyor. İhmallı. Yani. Dediler ya şimdi aile yaptı bunu dediler. Üstüme de basa basa aile yaptı deniliyor ya. Şimdi bizim üstüme atmak için dedim bunu yapardı. Biz Yani şöyle söyleyeyim. Dedi. Yani, 25 kişi köyde ya yani 30 evet. kişi diyelim. 30, siz 10 kişi diyelim. 20 kişi diyor ki İşte o evde bir şey geldi. Şükran'ın Evet. haberi yok. O evde çocuğun başına bir şey Evet. geldi. Siz de diyorsunuz hayır diğer 20 kişi bizim çocuğumuzun başına bir şey getirmiştir diyor. Şimdi Didem abla bak bir sözü olabilir. neden böyle bir şey düşünüyorsun? Didem abla ben hiçbir şey düşünmeyin. Dur hayır ben Şehri'ye Tamam, soruyorum. bana mı sordun? Şehri evet sen neden çocuğun şu ana kadar hayatta mı yoksa daha önce aslında bir yerde Bak. öldürdüler de çocuğun kemiğini şu anda mı atacaklar oraya? Bak biz ne konuştuk? Kayının falan geldi ya İstanbul'a Recep. Dedi ki bak Recep'e dedim ben bu lafı aslında. Evde konuştuk ailecek. Dedi ki Recep bak köye gitti mi? Birine söyle ama benim eşime söyle ama birine söyle köye kamera taktı. Bu daha önce de konuşuldu. Olayları jandarma bile bize dedi ki bak köyünüze kamera taktırın malınız var. Bak kaybınız var. Bir yere götürü atarla. Size üstünüze atarlar. Yapmayın bunu. Kamera taktırın dendi. Bu lafın üzerine ben de onu tekrarladım. Başka bir Evet. şey Ama yoktu. niye foseptik çukuruna düşünüyorsunuz? Yani başka bir yere de Ay başka bir koyulabilir. yere de atardım. Bir de Özellikle onu söylemedim Şehre zaten. şöyle bir şey söyledin. Canlı gelmeyeceğine göre dedin. Evet. Nereden biliyorsun çocuğun canlı gelmeyeceğini? Diyor niye bize hani çocuğu siz öldürdünüz, çuvala koydunuz diye sürekli söyleniyor. Bunu dedim. Yani bu Ama benim Şerife Kirencigil benim başka değil. düşüncem inşallah bir de canlı gelsin. Ben hala benim içimde öldü hissi yok. Buradan Allah kaldırmasın benim öldü hissim içimde his yok. Öyle his yok bende. Peki az önce ama canlı gelmeyeceğine göre bir cümle kullandın. Evet can çünkü deniyor sürekli. Aile öldürdü bunu. Aile evde bir şey Ya yaptı. bizim Sürekli evdeyse benim de üstüme çıksın atılıyor. Didem abla Bunların yeter üstüne çıksın atılıyor. ya. Ama bizim aileden gelmeyeceğini ben yine Ben eminim, de yine hiç kararım. şüphem yok Didem abla. Hiç bizim ailemizden bir şüphe yok. Bu arada çuvala koyduklarında köyden kimse öyle bir şey yani çuvala konmuş getirilmiş olabilir diye bir şey de kimse köyde söylemedi. Yani sen bu çuval meselesini nereden çıkartıyorsun? Ben mi? Evet.
Ben, çuvala konup geleceğini nereden? Ya dediler ki önceden. Öndeki programı anlatmak istemiyorum da. Dediler ki aile bunu çuvala koydu, attı. O yüzden çuval meselesini kendileri çıkarıyordu. Ama çocuk gerçekten çuvaldan bunu geldi. Kim diyor şehir? Kim dedi bunu? Şerife Girenci gibi. Kapının önünde biz kavga ettik. Yayından dönüş. Dedi ki tehdit siz bu çuvala dedi çocuğu koydunuz, kaybettiniz. Bu sefer bizim üstümüze atıyorsunuz dedi bana. Biz orada tartışma yaşadık. Kameramana dedim ki ona bizi dedim tartışma yaşatma burada. Ben onlara muhatap olmak istemiyorum. Peki, dedim. Böyle kararlı yola dedim. O zaman o geldiğiniz yerden çuval konusu var mıydı? İşlendi mi o zaman böyle? Evde konuşuldu. O sürekli zaten bizim eve geliyor. Nasıl geliyor? Kim söylüyor onu? Çakır geliyor bizim eve. Ne oturuyor geliyor? Muhabbet ediyor. Hı. O olaydan hiçbir şey olmamış gibi. Yani o zaman geliyor. Şunu anlıyoruz Didem Hanım. Çocuk kaybolmadan önce geldi. Diğer gittikleri yerde çuval hiç konuşulmuyor ama köye geldiklerinde çuvalı aldın, attınız diyorlar. Çuval konusu bizim burada çıktı ilk defa. Şimdi bak, o, çocuk sarılıp yatıyor çuvala. İsmail diye ikizi çocuğun. Evet. O çuvalı şimdi sonuçta otistik bir çocuk. Evet, gidiyor çuvalı nereden buldu? Niye onunla yattı? Yani sizce hocam yani çuvala yatıp yatması onun kokusunu mu alıyordur? Ne oluyordur çocuk yani İsmail? En azından çuvalda kendi kardeşini sembolik olarak görüp ona sarılıyor. Niye başka şey değil ama de onları ikisini bağdaştırıyor çocuk kendi kafasında. Hocam çuvalda. Yastığa da sarılabilir. Yastığı da alıp. Ama herhalde çuvala gitmesi bir, biraz manidar geldi evet. bana. Neden evet. sence çuval meselesi böyle konuşuluyor Emrah? Abla çuval meselesi yani bundan çocuk kaybolduğunda ikincisi gün çocuk çuvala sarılmaya başladı. Herhangi bir çuval alıp sarıldı. O tek çuval değil yani. İkinci gün mü? Bir hafta sonra değil mi? İkincisi gün sarıldı. İkinci gün. Ben de pek çok hatırlamıyorum. Peki bir şey görmüş olabilir mi o sırada sence? Görmüş olabilir abla. Biri eğer kapının önüne çıkar çıkmaz eğer çuvala koyduysa görmüş olabilir. Görmüş olabilir diyorsun. Evet abla. Biraz önceki görüntülerde Didem Hanım dışta bir kapı vardı ya tahta. Hı. O zaman var mıydı o kapı? Var, kapı yoktu. Sonradan bak, karar verin var mı yok mu? Ercep sonradan yaptı onu. Onun küçüğü vardı. Büyüğü yoktu. Onun küçüğü vardı Didem abla. On farklı yani çık. Onun bir küçüğü vardı abi. Atlayabilir miydi? Atlayabilirdi. Atlayabiliydi onunla. Peki Emrah bir şey söyleyeceğim. Sen az önce dedin ki yani burnunda kan olabilir. Burnundaki kanı da oraya sürmüş olabilir. Evet abla. Acaba o sırada evde bir kaza meydana geldi. Yok abla hiçbir kaza gelmedi. Ben Emrah soruyorum. O sırada sen çünkü dışarıdasın. Sen sonra geliyorsun. O sırada evde bir kaza meydana geldi. Yok abla hiçbir şey olmadı. Ve o kaza sonucunda da çocuk acaba hayatını kaybetti. O panikle bir şey mi yaptınız? Yok abla hiç bu panikle. Niye burnu kanasın da ne bileyim eli kanamasın bizim, orası kanamasın neden burnu kanamış abla, olsun? Abla burnu kanayacak bir an İbrahim burnu kanadı duvarı sürdü. Ne zaman oldu o? O bir hafta iki hafta olduydu ablonu. Çünkü sürekli burnu kanıyordu onu. Kanıyor muydu Şükran? Arada bir kanı edi Didem abla. Çocuğun bir rahatsızlığı var mıydı? Yoktu Didem abla. Hı? Sen de Samsun'a götürdün. Ben kalbinde uhurum çıktı Didem abla. Çok ciddi bir rahatsızlığı yok yani. Yoktu Didem. Burnu niye kanıyordu peki burnunun zaman zaman? Burnunun şu içinde bir yara vardı Didem abla. Böyle karıştırıyordu burnunu böyle parmağını. Ay ya bilemiyorum enteresan. Yani iddialar havada uçuşuyor gerçekten. Ablacığım diğer... bir de şey sözünü kestim. Söyle. O sadece burnu kanayıp duvara sürmüyor. Bak yediği yemeği de duvara sürüyor evet. parmağını. Kaşık kullanmıyor Didem abla. Kaşık kullanmıyor. Evet şimdi bir ara vereceğiz.